Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer yine Vax projesiyle karşınızdayım ama bu sefer farklı bir Vax projesi bu. Oyunun dışında kendi telefonda uygulaması da var ve bu uygulama sayesinde Vax alanında ihtiyaç duyduğunuz bir sürü şeyi de gideriyor. Neler bunlar peki dersek hadi geçelim şimdi videomuza. Öncelikle projemizin ismi Taco arkadaşlar. Hem bir utility Vax ağındaki bir sürü sıkıntınızı gidermek için çıkartılmış bir mobil uygulama. Bir yandan da oyun. Öncelikle utility kısmında neymiş bu app diye bakacak olursak arkadaşlar, aslında cüzdanınızı yöneten bir uygulama. Android ve iOS'ta kullanabileceğiniz bu uygulama ile cüzdanınızdaki tokenları yönetebilirken bir yandan da Alcor'daki, hepimizin kullandığı bu Alcor'daki işlemleri, swap işlemlerini, token'ı farklı bir token'a dönüştürme işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve son diğer özelliği de hepimizin Vax ağındaki yaşadığı sıkıntı ne? CPU yetmiyor, net yetmiyor, RAM hatası, CPU hatası yiyorum lan, bu kadar CPU yükledim hala yetmeyecek mi? Yeter diye düşündüğümüz şeyi hep Vax Blocks'tan yaparken artık bu utility app üstünden de yapabiliyoruz. Peki Taco dünyası bu kadar mı? Bizi ilgilendiren kısımlar bunlar mıydı? Hayır, bizi tabii ki de beleş kazanç ilgilendiriyor. Evet, doğru duydunuz. Bu oyunda bedava kazanç da var. Oyun kısmına geçecek olursak burada Brigade denilen bir yer var arkadaşlar. Aslında mantığı çok basit. Saatte bir tıklama yapıyorsunuz arkadaşlar. Mine yaptığınız yer başkasının land'i. Taco dünyasında adından da belli olacağı üzere restoranda çalışıyoruz. Herkesin de farklı türde bir land'i var. Bazılarının chicken barı var, bazılarının meat barı var. Örneğin bendeki olan da paper stand. Ve bu land'leri level atlatabiliyoruz. Ve bu land'leri oyun içindeki kendi token'ını ve ayrıca bu token'larla yaratılan ek NFT'leri kullanarak lentlerin seviyesini yükseltebiliyoruz. Ve 100 level'e ulaşınca da Brigade kısmı açılıyor. Tabi Brigade kısmı aslında herkese açık. Aradaki şu fark var. Şimdi Brigade kısmı, siz aslında gidiyorsunuz bir restoranda, burada gönüllülük esasıyla çalışıyorsunuz. Çalışırken de şu ortadaki hemen Miner'in execute kısmına tıklıyorsunuz. Buradaki seçeceğiniz lentler, Choose Avenue kısmındaki seçeceğiniz lentlerin hepsi 100 level'i aşmış kişiler. Neyse, bu lent kısmını bırakalım. Oradaki temel mantığını anlattığıma göre sizi ne etkileyecek, sizi ne yapabilirsiniz? Öncelikle hiçbir NFT'niz olmadan direkt buradan saatte bir mine yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun karşılığında da size Shing adlı token'ı verecek. Ve bu Shing adlı token'ı otomatik olarak Alcor'dan swaplayabiliyorsunuz. Ne kazanırım derseniz de minimum 10, maksimum 107 çıkartabiliyorsunuz. Yani bunun ortalamasını 60 olarak alırsak arkadaşlar, 60 çarpı 24 bir gün boyunca da oynayabildiğinizi varsıyorum. Bir şekilde oynadınız, vardiyalı döndünüz, evdekilerle bir şey yaptınız vesaire. Yaptınız işte ve en düşük fiyatı da seçip 1440'a sattığımızı varsayarsak 0.26 Vax bırakıyor. Evet, bu çok yüksek bir miktar değil ama evdeki eşinizle, kardeşinizle, kuzeninizle, dostunuzla birlikte farklı hesaplar üstünden oynayabiliyorsunuz. Oyun multiye karşı ama aynı IP'den birçok cihazla oynamasına karşı değil. Yani bu ne demek oluyor? Evdeki dostlarınızla birlikte bu oyunu ücretsiz bir şekilde oynayıp para kazanabiliyorsunuz. Ya ben bu kadar şeyle uğraşmam, o zaman parası neyse verelim, ben daha fazla kazanmak istiyorum diye düşünürseniz de bu sefer yapmanız gereken şey NFT almak. NFT aldığınızda hemen oyundaki şu kısımdan şuraya tıklayarak hangi NFT varsa onu seçip NFT'nin verdiği bonuslardan faydalanabiliyorsunuz. Bu bonuslar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi Power, ikincisi Luck. Power sizin kazım gücünüzü artırıyor. Normalde 10 çıkaracakken atıyorum Power'ınız olduğunda 15 çıkartıyorsunuz. Rakamları sallıyorum bu arada. Luck ise tamamen çok ayrı bir durum. Normalde oyunda mine yaptığınızda, üstünüzde NFT olmadan mine yaptığınızda bir de çekiliş hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu çekiliş hakkı, daha doğrusu bileti diyelim. Bileti ile şuradaki loteriye gelip kendiniz de görebilirsiniz. Sürekli olarak bir kutu çekilişi düzenleniyor. Biraz önce baktığımız NFT'deki luck ise siz her kazım yaptığınızda, atıyorum luck 1 ise ekstradan bir tane daha çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Peki buradaki çekilişler neye göre düzenleniyor? Ne kadar fazla land 100 level üstüne ulaştıysa burada da o kadar fazla ekstraktör veriyorlar. Ekstraktör de, o zaman yeni bir NFT daha çıkartsın ortaya. Ekstraktörler de hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek kalmadan pasif olarak shing sağlıyor. Örneğin bende Town ekstraktör var arkadaşlar ve bu bana saatlik yaklaşık 31 shing sağlıyor. Ve şu anda benim atıyorum şurada birikiyor. Toplamda neredeyse 1000 olmak üzere claim yaptığımda
otomatik olarak cüzdanıma yansıyacak. E güzel Ozan, NFT'li de o hem luck şansımız artıyor hem o şansımız artıyor. E peki NFT'li ROI ne kadar sürecek derseniz, marketler şimdi sizlerle birlikte bakalım. Ben buradan herhangi bir eşyayı ortalama 10 wax'a alabiliyorum. Görüyorsunuz ki bazılarının değerleri 1'e 1 veriyor, bazısı 0'a 2 veriyor. Örneğin bu 1.5'a 1 veriyor. Ama buradaki değerler üstünden değil, otomatik olarak buradan bakacağız. Bir tane bizim gibi bir oyuncu kafayı kırmış ve çok güzel bir site hazırlamış. Burada bir sürü oyunla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizi ne ilgilendiriyor şu anda? Hangi NFT ile kasacağımız ilgilendiriyor. Örneğin şuna bakarsak, neden onu seçtim? Anti Oil en düşük fiyatlı şu anda. 10 wax'ı diyelim, bunu aldık. 10 wax'ı onu aldıktan sonra benim minimum çıkartacağım 91, maksimum çıkartacağım 911. Ne demek oluyor bu? Ortalamasını 500 olarak alabiliriz. 500 olarak ortalamayla aldığımızda da ben şu fiyattan 24 saat oynayıp çarpı 24 deyip 12.000 Shink çıkarttığımda günde 2.2 wax yapıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Ben bunu 10 wax'a almıştım. 10 bölü 2.2 dersek yaklaşık olarak 4.5 günde parasını çıkartıyor. Peki ya 3 gün 4 günde parasını çıkartacak mı? Bu proje ne kadardır devam ediyor? Ne oluyor Ozan derseniz, hadi gelin birlikte bakalım. En sonu burası arkadaşlar. Hafif bir düşme var. Aslında düşme de değil. Eski noktasıyla normal devam ediyor. Şurada küçük bir hype yakalamış. Ve daha sonrasında uzun bir süre boyunca düşük devam etmiş ki uzun bir süre dememe bakın, 12 Aralık'tan yaklaşık olarak 30 Ocağı kadar devam ediyor. En baştaki bu garip yükselme düşme şeyini de görmeyin arkadaşlar. O her oyunun başında olan bir şey. Peki bu eşyaları illa satın almak zorunda mısınız? Hayır arkadaşlar. Güzel de bir çekilişimiz var. 6 tane pack veriyoruz ve bu packlerden 4 tanesi en büyük, bir tanesi onun bir küçüğü, bir tane de küçük verilecek arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken her şey linkte mevcut, aşağıda açıklamalara bırakıyorum. Onu doldurursanız bu paketlerden çıkma şansı olacak ve bu paketler içinden de toplamda 7 tane ekipman çıkıyor ve bir tane de takor çıkıyor. Bu takorla bu ekipmanları dilerseniz birleştirip bir üst seviye, üst nadirliğe çıkartabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış ya da satarsınız. Hiç ben bir saatte bir buna mı tıklayacağım, bunda mı uğraşacağım deyip tekrar dediğim gibi çekişle ilgili linki de aşağıya bırakıyorum. Ve bir videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda, projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.